Bursa'dan katılan firmamız Sezer Süt Sağım Teknolojileri ve yanımızda Serkan Karaca var. Serkan Bey hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk. Tekrar bir fuarda beraberiz. Evet, sizlerle beraber olmak güzel Serkan Bey. Fuarlarda hep beraber oluyoruz. Değerli üreticilerimize hep beraber hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Siz sektörünüzde faaliyet gösteriyorsunuz. Biz de sizin faaliyetlerinizi değerli izleyicilerimizle paylaşıp onları bilgilendirme anlamında, bilinçlendirme anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sezer Süt Sağım Teknoloji olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Özellikle de tamburlu sulama sistemleri konusunda da ciddi bir atağa kalktınız. O konudaki faaliyetleriniz nasıl? Sizlerden dinleyelim efendim. Evet, malumunuz 2019 yılını yeni bitirdik. 2020 yılının başlangıcındayız. Yeni bir yıl, yeni bir heyecan. 2019'da da biz biraz da yurt içi pazardaki durgunluktan dolayı dış pazarlara yöneldik. İç pazarda üreticilerin hepimizin malum olduğu bazı sıkıntıları mevcuttu. Tabii bu aradaki zamanda da yeni ürünlerle ilgili kendimizi geliştirdik. Arge faaliyetleri olsun, mevcut ürünlerin geliştirmesi noktasında birçok çalışmalarımız oldu. Tamburlu sulama ile ilgili de sezon öncesinde bir dönemdeyiz. Hibelerin açıklanmasını bekliyoruz Tarım Bakanlığı tarafından. O süreç biraz geçti. Normalde 1 Ocak'ta açıklanmasını bekliyorduk. Biraz o süreçte bir gecikme var. Özellikle de gelen üreticiler bu konuyu soruyorlar. Bize sizden aracıyla buradan bir farkındalık yaratma anlamında bakanlık yetkililerine seslenelim. Hibelerle ilgili işlerin hızlandırılması için. O ürün grubunda oldukça iyi şu anda. Üretici sayısı da geçen seneye göre biraz daha azaldı. Ama bizim ürün çeşitimiz buna nazaran çok fazla arttı. Belki bölgemizde veya Orta Doğu bölgesini katarsak veya bazı Avrupa ülkelerinde en çok ürün grubuna sahip tamburlu sulamada firmalardan biriyiz. Çok küçük işletmelerden, aynı sahamda olduğu gibi küçük bahçesi tarlası olan işletmelerden, çok büyük arazisi olan işletmelere kadar farklı ürün grubu, boru çapları ve kanat yapılarıyla hizmet verebiliyoruz. Sahım grubuna gelirsek, sahım grubunda çok yeni bir ürün yok bu sene üreticilere gösterebileceğimiz. Ama dediğim gibi mevcut ürünler üzerine bazı iyileştirmeler var. Örnek veriyorum, mama makinesinde bir pastörizasyon özelliği ekledik. İşte kendinden yürür özelliği ekledik. Travaylarla ilgili, hayvan bakım araçlarıyla ilgili bazı değişiklikler var. Sahım sisteminde sürü yönetimi içerisinde yapılan bazı değişiklikler var. Yani özellikle bu pazardaki daralmaya bağlı olarak üreticilerin nasıl daha ekonomik ve daha kullanışlı ürünler almasına yönelik ürünlerimizi geliştirdik. Çünkü biz sonuçta hem iç pazardaki rakiplerimize mücadele ederken yurt dışındaki firmaları da sonuçta göz önüne almak durumundayız. Artık dünya küçüldü, birçok üreticimiz yurt dışında gidip fuarlarda o ürünleri de burada bizlerden arar oldu veya rakip firmalarınızda da aynı şekilde arar oldu. Ama tabii yurt dışındaki bir ürünü birebir buraya getirdiğiniz zaman veya benzerini ürettiğiniz zaman çok da maliyet etkin olmayabiliyor. Bunu kendi üretimimize uyarlayabileceğimiz, onların kullanabileceği gibi veya kullanmayacağı özellikleri ayıklayıp nasıl biraz daha fiyat olarak veya kalite olarak buna yaklaştırabiliriz, onların kullanımına sunabiliriz noktasında ciddi çalışmalar yaptık. Onların da sonuçlarını görüyoruz. Üreticilerimize epey ilgi gösteriyorlar ürünlerimize. Evet, bu sene özellikle yağışların az olması sizin makinelerinizin de kullanımı anlamında öne çıkacağı benziyor. Manzara bu şekilde. Çünkü sizin makineleriniz aynı zamanda verimli bir sulamanın da ve kullanılan suyun miktarında az olarak bitkiyle buluşmasına vesile olan makineler değil mi? Evet. Yani özellikle makinelerin avantajı hem suyu etkili ve ekonomik kullanması hem de işçilikten ciddi oranda tasarruf ettirmesi. Yani şu anda biz bu işe girerken sadece işçilik odaklı düşünüyorduk ama şu anki geldiğimiz nokta kuraklıktan kaynaklı suyun da etkili ve ekonomik kullanımını bize dayatıyor. Şu anda belki çok ciddi sonuçlar olmasa da işte gerek televizyon reklamlarına gerek sanatçıların bazı duyarlılıklarıyla öne çıkan reklamlar var biliyorsunuz. Suyu da gelecek dönemde eskisi kadar bol bulamayacağız. Dolayısıyla bunu ekonomik kullanmamız lazım şimdiden. Hem ekonomik hem de bitkinin ihtiyacı olan suyu biz istenilen oranda verebildiği için bu makineler üreticiler tarafından da talep görüyor. Evet, verim artışı da önemli bir nokta değil mi? Kesinlikle. Verim, yani kullandığı zaman mutlaka verim artışını çiftçimiz hissediyor ki özellikle bir tane makine alanlar mutlaka ikinci makineyi alma yoluna gidiyorlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Serkan Bey. Fuar beklentilerimiz nasıl? Fuar ilk günü olmasına rağmen oldukça hareketli. Yani İzmir Fuarı zaten diğer fuarlara göre güzel bir fuar. Hem yurt içi hem de yurt dışı misafirlerin gelebildiği. Ve dönemsel olarak da çok güzel. Yani üreticilerin şu anda nispeten boşta olduğu, tarlaya çok fazla gitmedikleri bir dönemde. İlgi olacağını da yani ilerleyen günlerde olacağını tahmin ediyorum. İnşallah herkese hem üretici hem de bütün firmalarımıza hayırlı olur. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. İyi çalışmalar, iyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz.